İyi akşamlar. Ehlen ve sehlen, merhaba. Hoş geldin, Ramazan diyoruz bu akşam. 11 ayın sultanı. Tıf tıf. Anlatın bakalım, eski Ramazanlar, yeni Ramazanlar, Avrupa'daki Ramazanlar, Türkiye'deki Ramazanlar, Ramazanlarda Ramazanlar. Şimdi pandemiden önce tabii her şey, dünya bambaşkaydı, Ramazanlarımız da bambaşkaydı. Birbirimize iftar davetlerimiz vardı. İftardan evet. Sonra teravihlerimiz vardı. Teravih namazlarına giderdik. Ailece bir arada olurduk. Kalabalık, evet. Coşkulu yemekler vardı. Aynen. Ben bir kere vakit saat tutmuştum. Çorbadan tatlıya gelene kadar kaç dakika geçtiğini, 15 dakika. 15 dakikada böyle böyle karaya vurmuş balina gibi yatıyorsun sonra diye. 15 dakika sürmüştü. Evde hesaplasanız da bir, hani o ilk orucunu açtığınızdan yemeği bitirene kadar kaç dakika sürdüğünü. Ortalama 15 dakika mı sürüyor? Tüm ortalama evde 15 dakikaydı. Peki Ramazan ayı deyince aklınıza ilk gelen 3 şey nedir? Kızgın baba, agresif bir baba. Şekeri düşüyor, dayanamıyor. Çocukların seslerini artık böyle... Tatlı bir sinirler, hani böyle. Gergin ama ortalık. Gergin bir ortam. Sonra bir de şey... Hurma. Hani, hurma. Hurma. Ve çocuklar mesela daha saati daha şey bitmiyor. Bizde tekne orucuydu onun adı böyle hani. Evet, şey yarım diyor, yarı, aynen. Evet. Belli bir 12'ye kadar. Acıkana kadar sen oruç tut diyordu. Evet. Oysa ki Ramazan huzur ayı diye derler. Yanlış mı, doğru mu? Doğru. 11 ayın sultanındaki o şey, biliyor musun neden 12 ayın sultanı değil de 11 ayın sultanı yani? Bunu soralım. Evet. Nihat Hatipoğlu'na bağlanalım. Bence evet. Hocam! Güldür, güldür. 12 ayın sultanı dersek orucumuz bozulur mu? Aa, bir de o sorular var. Halen bunu belirtmem lazım. Halen sakız şunu evet, şunu anlayamadık bir türlü ve aynı soru hep soruluyor. Evet. Hocam sakız çiğnersek orucumuz bozulur tabii mu? Tabii ki de bozuluyor yani. Bir zahmet sakızı, evet. Çiğneyiver yani. Yani ne yapar? Çiğnemeyin. Susuzluktan ölüyor. Hocam ama bir sakız çiğneyelim. Yani çok, yani çok böyle komik komik yani sorular her, çıkıyor. Her sene bunları duymak zorunda mıyız? Yapmayın böyle ya. Hala aynı bütün kurallar yani. Demek ki kimse bunu iyi anlatamamış. Aa yok, Nihat Hatipoğlu güzel, pardon, açıklamasını yapıyor ve çok sabırla yapıyor adamcağız. Hala sabırla. Ve hala çok sabırla. Ben artık böyle mikrofonu fırlatırdım artık herhalde, evet, insanlara. Hayır, anlatamıyor ya. Değil. Anlamak istemiyorlar. Hala umut taşıyorlar böyle. Hocam belki bu sene değişmiş. Bu sene belki sakız çiğneyebiliriz. Hani belki bu sene hani. Bir sakız ya. O zaman şöyle soralım bakalım. Bu televizyonlarda her Ramazan'da böyle dini yorumlar oluyor. Sizin beğendiğiniz sunucular, yorumcular var mı? Mesela ben Mustafa Karadaş'ı çok beğenirim. Aa evet. Şimdi Mustafa kanalı Kardeş, söylemeyeyim. Doğru, şimdi ama deyince... Mustafa Karadaş'ın görüşünü çok beğeniyorum ve bahsettiği konuların sohbeti de çok güzel. Ben Nihat Hatipoğlu'nun sabrına saygı, evet, duyuyorum. Çok sabırlı. Adam çok sabırlı. Evet. Yani öyle sorular geliyor ki bazen diyorum ki yani neyin kafasını yaşıyorsunuz? Sunucu olduğu dönemler yaşım küçüktü ama kulağımda kaldığı kadarıyla Nuri Öztürk de çok iyi bir din adamıydı. Yaşar Nuri Öztürk. Yaşar mi? Nuri Öztürk, aynen. Ha. Peki Türkiye'deki Ramazanlar ve Avrupa'daki Ramazanları konuşalım. Fark ne? Ezan. Ezan sesi. Ezan. Çok top daha patlıyor. Böyle çok güzel. Maneviyatı çok daha farklı yaşıyorsunuz. Ya Türkiye'de çok daha manevi davul, yaşıyorsunuz. Ramazan davulcuları var. Evet. Ay onların bahşişleri diye. Bahşiş verin be onlara. Evet. Güzel oluyor. Ve bak, iftarlarını camilerde falan açıyor. Cami bahçelerinde böyle, evet, cümbür. Ama artık pandemiden o da yok. O da kalmadı. Nasıl açın, olacak acaba? Üzüldüm. Peki Almanya'da nasıl oluyor, Avrupa'da? Herkes evinde açıyor burada orucunu. İşte konu komşu geliyor, iftara davet ediyorsunuz. Evet. Güzel sofralar kuruluyor. Burada da camilerde iftar veriliyor. Ya veriliyor. Ya öyle bir kalabalıkta değil. Mesela burada ben, evet, bir cami bahçesinde görmedim. Varsa öyle bir cami bahçesinde şey yapar, lütfen bizi davet etsin iftara. Ramazan'da Türkiye'de türbeler falan ziyaret ediliyor. Çok coşkulu oluyor. Evet evet. Ya daha bir maneviyatı, evet, daha yüksek oluyor. Valla Ramazan'ın şöyle bir de güzelliği var. Aileler tamamlanıyor. O sofralarda, iftar yemeklerinde, evet, falan. En güzel işte yemekler. O çorbalar koyuluyor, güzel bir de özel yemekler yapılıyor. Evet. Tüm gün açız ya, evet, akşam karnımız doyacak diye güzel yemekler hazırlıyoruz, özenli. Peki, bu Ramazan ayında mutlaka yapılmaması gereken şeyler? Kalabalık iftar yemeklerinden sakının. Yani evet, orada yani hep birlikte mercimek çorbası içeceğim diye iki ay daha pandeminin içine tıkılmayalım lütfen. Lütfen. Videoyu açın, hep birlikte... Aynen. Birlikte öyle kameradan için çorbalarınız ama hani, sabretin az, ha gayret, ha gayret. Yani babaannemize iftara falan gitmeyin ya da, evet, işte çağırmayın öyle kalabalıklara. Her zaman da dediğim gibi lütfen agresif olmayın.
Evet. Hani siz... ya çünkü hiçbir faydası yok ki yani gidip şey yani, yani yemedin. Kendinize kendinize tutuyorsunuz orucu yani. Kendi sevabınız için tutuyorsanız eğer gidip bunun için başkalarını evet. azarlamayın kimseyi. Ortalığı aynen. gerginleştirmeyin. Tutamıyorsan ha bir de şu var. Tutamıyorsan da tutma. Evet. Ama gidip de bazıları şey vardı şimdi. Ya işte ben tutamıyorum çünkü işte başım dönüyor evet, işte evet, şey evet, yapıyor. Evet. Abi anlatma bana tamam tutamıyorsan tutma bana ne yani gidip. Yani şey bir de böyle kendilerini acındırıyorlar bir de böyle. Tamam tutuyorsan tutma. Hayırlı Ramazanlar.